adet diğer tüpe geçiş bulunmaktadır. Kurallara uymanız can ve mal güvenliğiniz açısından çok önemlidir. İyi yolculuklar. Sayın sürücüler, Karadeniz bölgesinin tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran bal, balık, fındık diyarı Ordu ilinin tamamını kuş bakışı izleyebileceğiniz 530 rakımlı Boztepe'nin 400 metre altında yer alan Boztepe ve Öcele tünellerinden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı saatte 80 kilometredir. Aracınızın farlarına mutlaka yakınız. Trafik işaret ve kurallarına mutlaka uyunuz. İyi yolculuklar. Sayın sürücüler, Karadeniz bölgesinin tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran bal, balık, fındık diyarı Ordu ilinin tamamını kuş bakışı izleyebileceğiniz 530 rakımlı Boztepe'nin 400 metre altında yer alan Boztepe ve Öceli tünellerinden geçmektesiniz. Mutlaka yakınız. Tünel içinde tavanda trafik grubu işaretleri vardır. Bu işaretlere ve ayrıca tünel içinde çalışma olması durumunda işaretçilere mutlaka uyunuz. Tünel içinde bir problem olduğunda tünelin sağ duvarında bulunan SOS acil yardım telefonunu kullanarak veya ilgili butonlara basarak görevlilerden yardım isteyiniz. Acil durumlarda kullanılmak üzere Boztepe tünelinde 3, Öceli tünelinde 1 adet diğer tüpe geçiş bulunmaktadır. Kurallara uymanız can ve mal güvenliğiniz açısından çok önemlidir. İyi yolculuklar. Sayın sürücüler, Karadeniz bölgesinin tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran bal, balık, fındık diyarı Ordu ilinin tamamını kuş bakışı izleyebileceğiniz 530 rakımlı Boztepe'nin 400 metre altında yer alan Boztepe ve Öceli tünellerinden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı saatte 80 kilometredir. Aracınızın farlarına mutlaka yakınız. Trafik işaret ve kurallarına mutlaka uyunuz. İyi yolculuklar. Bal, balık, fındık diyarı Ordu ilinin tamamını kuş bakışı izleyebileceğiniz 530 rakımlı Boztepe'nin 400 metre altında yer alan Boztepe ve Öceli tünellerinden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı 80 kilometredir. Aracınızın farlarını mutlaka yakınız. Tünel içinde tavanda trafik grubu işaretleri vardır. Bu işaretlere ve ayrıca tünel içinde çalışma olması durumunda işaretçilere mutlaka uyunuz. Tünel içinde bir problem olduğunda tünelin sağ duvarında bulunan SOS acil yardım telefonunu kullanarak veya ilgili... Asansör gitmek için...